الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات oruç olduğumuz için oruçla alakalı bir yazı şey yapacağım. Tefekkürümü okuyacağım. Hem zihnimiz dinlenir çünkü peş peşe böyle ağır dersler olunca esif sen değil ben de şey yapıyorum. Şimdi oruçla alakalı çünkü oruç ayındayız. Şimdi lazım bu. Kalem kağıdınız varsa not alabilirsiniz. Eskide yazıp böyle defterlere de şimdi böyle eski defteri karıştırırken şey yaptım. Savun, siyam, oruç var ya, oruç, savun, siyam. Ona çok meşgul olmuştum hatırlarsınız. Şimdi onu eylemsele dönüştürürsek, eyleme, oruç, kıyama, namazdaki kıyama. Hani ayakta durmanın. Oruçta insan ayakta durur. Yoksa duramaz. Oruç 20'mi ama unutabilirim belki söyleyeyim. Siyam var bir de. Oruç, savm, siyam. 3 tane mu? Tane var ya klimada 1 mu? 2, 3. En şiddetlisi siyamdır. O ruhu cesede hakim kılmaktır. Orucun bu mertebesi ruhu cesede hakim kılmaktır. Cesede hakim kılınca ne olur? İlham ve vahiy olur. İlham ve vahiye mazhar olur. Vahiy peygambere, ilham da herkes derecesine göre olur. Oruçta ayakta dururuz. Durabilirsin. Başka duramaz. Toplum duramaz. Toplum ve fert bireyler aile hayatında da öyle. Hani kendini tanıma fırsatını kazanıyorsun oruçta. Zaaflarını yani meşrularını terk ettirerek haramı terk etmeye alıştırıyor oruç. Meşru, ekmek yemek meşrudur. Ama Ramazan'da yiyemez. Yani meşrularını terk ettirerek en zirveyi, haramı değil, meşru, helalı. Helal haram oluyor oruçta. Zaten 70 hikmetli diyor orucu terk ettik diyor. 70 belalar bize ceza çekti diye yemezsin. Evet. Bu demek ki oruç namaza uygularsak kıyamdır. Ayakta durmanın sembolüdür. Yani. Ayakta duramazsın yoksa. Ruhsal. Yani bedene hakim olacaksın. Oruç namazdaki kıyamdır. Kusurunu anlamaya sebeptir oruç. Allah'ın rububiyetini hissetmeye sebeptir. Oruç ayakta durmamıza, kusuru anlamamıza, Allah'ın Rab olduğuna, Allah'ın Rab olduğuna İnsan hissediyor, Rab'dır, o sahibimizdir. Hükmeder, biz yaparız. Rububiyet sahibi. Bu oruçtur. Savun. Savun, namazın rüküsüne. İnsanda içsel alemdeki farkındalığı, fakr. Oruçta içsel alemde kusur. Savunda namazın rüküsüdür. Fakrını anlamaya Allah'ın rahmaniyetine mazhar oluyor. Tamam. Rahim ya rahmaniyet. Şimdi rahmaniyet azami derecede. Siyam namazın secdesidir. İçsel alemde insanın acizliğidir.
rahimiyeti mazhariyettir. Ondan sonra bu siyam, ek yapıyorum, siyam ruhu cesede hakim kılmaktır. Değilse, yani oruç tutmayan ceset ruha hakim. Peki olunca ne olur? Kabrin sıfatları nedir kabir? Kabir nereye kabir diyoruz dört tane sıfata? Karanlık. Karanlık, kimsesiz. Soğuk. Sonra? Kimsesiz. Kimsesiz yalnızlık. Kimsesiz. Sonra? Dar. Dar. Tamam. Kabir neymiş sıfat itibariyle? Kabir niye dehşetlidir zihnimize? Soğuktur. Dardır. Kimsesiz yalnızdır. Bir de neyi eksik söyledik? Bir daha, soğuktur, dardır, kimsesiz yalnızlıktır, karanlıktır. Tamam? Eğer bir ruh kendisi yaşarken, toplum içindeyken bile psikolojik olarak yalnızlaşırsa, eğer dünyası karanlık olmuşsa, eğer kimse beni anlamıyor, kim hani böyle toplumda duyarız, itilmiş kalkılmış gibi kendisini hissediyorsa, beden, ruh ve içtimai ilişkilerde çözülmüş soğuksa, bu ruh kabire girmiştir. Hangi kabirden bahsediyorsun? O zaten ölmüş. O zaman beden ruhun mezarıdır, işte kabridir. Kabire zaten kabirde. O kabir, kabir değildir diyor Allah Resulü. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkışı kabir midir? Ruhu âli etmektir. Ruhu bedenden kurtarmaktır ölüm. Bu ölüm ise kabre girmek budur işte. İnsanlar kabire girmekten korkuyor. Çünkü kabirde, kabir, kabir burada kardeşim. Her şeyin sureti burada, hakikati orada. Bu dört sıfat insanı sarmalamışsa, Üstad onu şey diyor, yeis, yeisin zulümatından, yeis zulümattır. Dehşet, vahşet, yalnızlık. Kimsesizliğin kimsesiz. Vahşetinden. Bak, yeis zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, yalnızlık dehşetinden, yok yalnız demiyor. Dört tane sıfat sayıyor ya. Onları yazmışım. Bu işte kabir budur, bu ceset kardeş. Ölmüş adam. Öteki ölümü ehli hakikat için kurtuluştur. Kabre giriş değil, kabirden çıkıştır. Ehli hakikat için kabirden çıkıştır. Yani düğün gecesidir diyor. Gurbetten kurtuluş. Gurbetten kurtulmuş, sevgiliye kavuşmaktır diyor. Uykudan uyanış. He? Uykudan uyanış. Uykudan uyanış. Ölünce uyanırsınız diyor. Nasıl kabirdir bu? Kabiri biz zannediyoruz, hapsediliyor. Ha, uyanıştır diyor. Kurtuluştur. Nasıl kurtuluştur? Mezara giriyor. Demek ki Biz zaten mezardayız. Şu anda ölüyüz o zaman. Tabii canım şu an. Ne zaman ölüsün? Bu dört tane sıfat seni sarmalamışsa, ruhun cesette hapsolduktan sonra cesedin toprakta olsa ne emniyeti var? Ruhun cesette mahkum olmuşsa, hapsolmuşsa, cesedin toprak altında olması seni mi korkutuyor? Evet, şimdi orucun, devam ediyorum. Orucun insana aç, fark, noksan, kusurunu idrak etmenin bütünsel yapısı olan hiçliğini bilmede rolünü okuyorum. Yani aldığım notları Risale'de okurken. Aç, fark, noksan, kusurunu devrute eden bir insanın, ki oruçta en muvaffak onunla olunuyor,
Hiçliğini bilmede, hiçliğini bilmede bu orucun rolünü, Ramazan bitmeden. Nasıl ki bebek ne söylüyorsam hayal et. Giydirdiğine, bebek giydirdiğine, yedirdiğine, yatırdığına, götürdüğüne, yani hiçbir şeye itiraz etmez. Beni üşütüyorsunuz, hasta olurum. Beni ince şeylerle dışarıya çıkarmayın. Biraz önce dövdün beni, ben sana küstüm demez. Ne gururu ve ne de hasedi ve ne de hiçbir şeye itirazı var. Beni hasta edeceksiniz. Ne geçmişten elem, ne gelecekten korkuları vardır. İşte Adem Safiullah bu Kur'an'daki tavsif, Adem Safiullah. Kelimullah kim? Musa. Ruhullah kim? İsa. Habibullah? Mari. Adem Safiullah bu. Anladık mı bu bebeğin? Giydirdiğini itiraz etmez. Giydirdiğini. Yedirdiğine itiraz etmez. Götürdüğüne itiraz etmez. Geleceği düşünüp tasarlanmaz. Geçmişten endişe, gelecekten korkular duymaz. Bu Adem Safiullah budur. Tamam. Bunu nerede kullanacağız? Bu halete dönmektir içtiğini bilmek. Bu halete dönmektir içtiğini bilmek. Yalnız fark şu. Orada anne babasının elinde teslim, hiçlikte ise şuurlu Allah'a teslim var. Şuursuz anne babaya teslim, çocuk anne babaya teslim oluyor. Giydirdiğine itiraz etmiyor. Hiçlikte ise şuurlu Allah'a teslimiyet var. Rububiyete tamamen teslim sünnet-i seniye. Yani hiçliğini bilmek için ilim lazım. Yediren, içiren, giydiren sensin demektir. Hiçliğini bilmenin adı mı? Her şeyde onun izini, özünü, yüzünü müşahede edebilmektir hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilmek sıfır gibidir. Yani kendinin hiçbir sayısal değeri yok, sıfırın hiçbir sayısal değeri yok. Fakat bütün sayısalların hem zemini hem de belirleyicisidir. Sıfırın hiçbir değeri yoktur sayısal ama bütün sayısal değerin zeminidir ve belirleyicisidir. Sıfırı kaldırın biri yoktur. Mevcudatın içinde insan gibi. Evet. İnsan sıfır. Ama hiçbir şeyi belirleyemiyor ama her şey onunla belirleniyor. Her şeyi gösteren kendi bir şeye benzemez. Her şeyi gösteren, gösterebilmesi için bir şey olmaması lazım. Niçin aynı her şeyi gösteriyor? Hiçbir şey olmadığı için. Hiçlik, ayna. Niçin şu beni gösteremiyor? Bir şey olduğu için. Anladık mı? Niçin bu sizi göstermiyor? Ayna değil. Bir şey olduğu için. Ayna nedir? Hiçbir şey olduğu için. Her şeyi gösteriyor. İnsan hiç her şeyi gösterdiği için hiçbir şey olmaması lazım. İlimle nasıl öyleyse o zaman? He? İlimle nasıl bilinecek hiçlik? İlim de işte ona geliyor. Ona geliyor. İlimle başlayalım bir kere sıfır. Yani hiçliğini bilmek için sıfır olmak için bir değerin olması lazım. Yani ilmin olması lazım. Paldır küldür diye bir adam iddia ettiğini hiç duydunuz mu? Hiçliğini bilmek lazım falan. Sokakta böyle bir adam duydunuz mu? Hiçliğini bilen asıl mücedditleri.
Demek ki hiç olmak için değil, her şey olmak içindir. Her şeyi gösteren kendi bir şeye benzememesi lazım. Bütün şekillerin, renklerin kaynağı olan şekli ve rengi anlamaması lazım. Yani bu beni niye göstermiyor? Kendisini gösterdiği için. Bir daha. Bu niye beni göstermiyor? Kendini gösterdiği için. Niye ayna beni göster diyor? Kendini göstermediği için. Niye sıfırdır? Kendisinde bir sayısal değeri olmadığı için, kendisini göstermediği için. Sıfır demek, başkayı göstermek demektir. Allah etsin inşallah bizi. Madde inceleştikçe, bizi maddiyatımızdan uzaklaştıkça, fiziksel kanunlardan ve sıfatlardan uzaklaşıyor demektir. Madde inceleştikçe, yani değil mi? Ondan sonra maddiyatımızdan uzaklaştıkça, yani bizim fiziksel kanunlardan uzaklaşması demektir. Fiziğin kaynağını, çok ilginçtir bu fizik, mektep okuyanlar için söyleyeceğim, bir daha okuyayım, dikkat edin. Madde inceleştikçe, 29. söz, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça, mesela ona örnek veriyor. Mesela benim şu kadar kepçe kulağım var. 0, 10'da 4'te, 0, 10'da 7 lambda arası dalga boylarını duyarım. Bu kulakla. Tamam. Bu kadar gözle 60'da 120 bin frekans titreşimleri görürüm. Daha yukarısını, daha aşağısını duymam, görmem. Ama kendi vücudunu 5000 defa büyütüldükten sonra var olan bir mikrop rızkını görüyor. Ve arkadaşının sesini duyuyor. Madde inceleştikçe, yani bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça, yani fiziksel dünyadan uzaklaştıkça, yani metafiziğe yaklaştıkça, hayatiyet özellikleri, fonksiyonları daha cami oluyor. Mesela bir çip düşünün. Minnacık böyle bir çipe. Kocaman külliyat yükleyebiliyorsunuz, çok filmleri de. Yani atomi yapı azaldıkça kanun alemine doğru, metafizik alemini, kuantuma yaklaştıkça oradaki hayatiyet sıfatları buradakilere göre daha cami, daha külli, daha yatalı oluyor. Şimdi yani hiçliğini bilmek aynı böyle bir şey. Bir de okuyorum. Fiziksel kanunlardan ve sıfatlardan uzaklaşıyor demektir. Fiziğin kaynağını, burayı kaçırmayın. Fiziğin kaynağını fiziksel ölçülerle, fiziksel kuralları ile ihata edemezsiniz. Fiziği yapanın fizikten öncedir. O zaman fizikle çözemezsiniz. Yer çekimi kanunu yerden önce olamayacağına göre, suyun kaldırma kanunu sudan önce olamayacağına, masayı yapan masadan önce olması ve masaya benzememesi, zamanı ve mekanı yapanın da zamandan ve mekandan önce olması zaruri ise, zamanda önce olanın da zamandan önce olanın da zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın da doğuranı yoktur. Doğuranı olmayanın da doğurmayacaktır. Şimdi şöyle diyeyim, bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi, çok misal vermiştim bunu. Masaya benzeme ve masadan öncedir. Zaman ve mekanı yapanın zaman ve mekandan öncedir. Zamanı yapanın zaman olmayacağından yaşı yoktur. Yaşı olmayınca başlatanı yoktur. Başlamayanın da doğurmaz, doğrulmaz. Doğrulmamıştır. Doğrulmayan da doğurmaz. Lem yelit ve lem yület. Şimdi, buradan elde edilen ilim, burayı da kaçırma, fiziği. Şimdi buraya bakılarak sağa bakılıyor, sola bakılıyor, laboratuvarlara bakılıyor, deneyleniyor, tamam? Bununla bir doküman elde ediyorsunuz, ilim. Şimdi buradan elde edilen ilimle bu nasıl çalışıyor, ne işe yarar, mahiyeti, hakikati nedir diye anlarsınız.
bundan alınan ilimle. Tamam? Bundan alınan, yani bunun işlevinden, hücresinden, atomik yapısından, kuantumundan, sisteminden aldığın ilimle bu yokken bunu yapan ilmi anlayamazsınız. Bunların hepsi sıfat oluyor abi. Cenab-ı Allah'tan bilgi aslında. Evet. Ta ki hiçliğini bildiğin an asıl ilim başlıyor. O zaman başlıyor. Hı-hı. Mesela tıp ilmi insana bağlı. Tıp ilmi öyle değil mi? İnsana bakılmış, kesmiş, doğramış, tıp ilmi çıkmış. İnsanı yok ederseniz tıp ilmi kalır mı? Kalmaz. Tıp ilmi insanın sistemini, işlevini bize tanımlar. Tamam mı? Biraz kapat istersen, üşüdük baba da. Kapatınca devam edeceğim. Bak şimdi. Tıp ilmi insandan elde edilmiş. Son kaynak insandır. İnsanın sisteminden, işlevinden bahsediyor. Şimdi bu ilim, bu çok önemli, bunu uçan, bu ilimle insana varırsınız. Ama insandan elde edilen ilim ile insan yok iken insanı yaratan, yapan ilme varamazsınız. Bu ilim o ilim değil. Aslında o bilgi o ilim. Bize buna bir şey... Bu bilgi. Ha, bilgi. İlim o. İşte hiçliğini bilmek ona mazar olmaktır. Bütün belirlenişlerden çıkmaktır. Tıp ilmi insan vücuduna bağlı, insanı kaldırırsanız tıp ilmi yoktur. O zaman tıp ilmi ile tıpı ve insanı yapanı ihata edemezsin. Yani tıp ilmi ile tıpı tıpkı hani tıp ilmi ile tıpkı insanı yapanı ihata edemezsin. Fizik kuralları ve kanunları fiziğe bağlıdır. Bizim ilmimiz varlığa fiziğe dayalı. Bu ilimle fiziği yapanı bilemezsin. O fizik ilmiyle fiziği yapanı keyfiyetini bilemezsin. Ama varlığını bilirsin. İhate edemezsin. Bizim ilmimiz eşyaya bağlı ve nihayet hududu orasıdır. Mesela elma. Geri gel. Tomurcuk. Yaprak. Dal. Gövde. Kök. Çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Bizim ilmimiz İlmin çıktığı yer kadardır. Fiziğe bakarak, çiçeğe bakarak elde ettiğimiz ilimle fizik yok iken, çiçek yok iken var olan ilme ve zata ancak işareti, alameti olur. Kavranması, ihatası mümkün olmaz. Çünkü bizim ilmimiz varlığa, maddeye dayalı. En nihayet noktası orasıdır. Bizim ilmimiz varlığa dayalı. En yani noktası varlıktır. Varlık kalkarsa bizim ilmimiz de yok olur. Araba yok olursa rengi de yok olacağı gibi. Araba yok. Abi rengi nerede? Lan araba yok. Bizim ilmimiz varlığa dayalı. Varlık kalkarsa bizim ilmimiz yoktur. İşte tam buradan başlıyor hiçliğini bilmek. Ne işine yarayacak peki bu bilgilerle konuşup duruyorsun böyle? Hiçliğini bilmek ne işine yarayacak? Sıfır gibi işime yarayacak. Yani sayısal değeri yoktur ama tüm sayısalları gösteren, zatında barındıran hiçlik gibi duruyor sıfır. Sıfır ne işine yarayacaksa hiçliğini bilmek de o işe yarayacak. Sen de her şeyin sahibini göstermen ancak böyle mümkün sende. Sıfır niçin sayısal değeri yok? Çünkü biri de göstersin, beşi de, on beşi de. Eksi biri, eksi beşi de. Onun için mesela artı bir, eksi on beşi göstermez. Denden dolayı. Ama sıfır öyle değil. İşte hiçbir sayısal değeri olmaması lazım. İçi boş olması lazım ki zahirde içi boştur ama bütün şeyler ona dolu. Sen de her şeyin sahibini göstermen ancak böyle mümkün. Sıfatlara bürünürsen o sıfatların aynası olursun.
Eğer sıfatlardan, tüm belirlenişlerden sıyrılırsan, zata ayna olursun. Bir daha, eğer sıfatlardan, tüm belirlenişlerden sıyrılırsan, zata ayna olursun. Sıfatlara bürünürsen, o sıfatların aynası olursun. Her şeyin sahibine sahibi olursun. Her şeyin sahibine sahip olursun hiçliğini bilmekle. Bir daha, çok ilginç. Hiçliğini bilmekle ne işime yarayacak? Her şeyin sahibine sahip olmaktır. Sahip olursun. Hiçliğini bilmek ne işine yarayacak? Her şeyin sahibine sahip olursun. Her şeyin sahibine sahip olmak için hiçbir şeye bürünmemen gerekiyor. O zaman artık bedensel dayatmalardan, kalbi ve ruhu hakikatlardan da sırf İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyebilmek makamına yükselip zatının taayyum ve teşahhusuna ayna mirat olabilmektir. Buna şahit olmaktır. Hiçliğini bilmek. Taayyum ve teşahhusa abi mirat olunur mu? Ayna oluyorsun. Yani mirat dediniz de. Ayna sonra mirata dönüşüyorsun. Yani eneni fark etmek nasıl mümkün? Nasıl anlayacağız? Eni, şimdi soru soruyorum ya. Eni fark etmek nasıl mümkündür? Nasıl anlarım ben? Nasıl çalışıp bana bir yöntem anlat. Böyle bir şeylerden bahsediyorsun, tın tın ediyorsun da yöntem anlat. Sana şunu fark etmenle ilk adım atılacak. Sana vücut verilmiş, giydirilmiş. Palto. Hayat giydirilmiş, ceket. Sana insaniyet giydirilmiş. Kazak. Sana İslamiyet giydirilmiş. Gömlek. Sana iman giydirilmiş. Atlet. Sana marifet giydirilmiş. Sana muhabbet giydirilmiş. Bunları sen giymişsin. O zaman sen kimsin? Soru sormaktır. Adem, hiçliğini bilmek yolu. O zaman ben kimim? Soruyu kendine sormaktır. Bak, bana vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Bana insaniyet verilmiş. Bana. Ben kimim ki bana insaniyet verilmiş? Ben insan değilim bir kere kafadan. Yani diyoruz ya, insaniyetini mi kurudun? İnsaniyetini mi kaybettin? Yazıklar olsun sana. İnsanlığın hiç mi rahatsız olmadı? Yani hiç mi dikkat etmedin gömleğine, arabana? Eşya gibi. Sana insaniyet verilmiş. Sana İslamiyet verilmiş. Sana marifet verilmiş. Muhabbet verilmiş. Başka üç tane de şey verilmiş. İlmi Kur'an'ı ve hikmeti. İmaniye. İlmi Kur'an'ı bunlardan sonra. İlmi Kur'an'ı, hikmeti imaniye verilmiş. Var başka. Tam ayni samet ve ayni ehad olmaktır. Bir tane daha var. Neydi o? Külli kutsi rübiyetine geniş ve külli bir rübiyet ile mukabe edilen istidat. Evet. Demek. Ne dedi? Bir de yavaş oku. Külli ve kutsi rübiyetine geniş ve külli bir ubudiyet ile mukabele edilen istidat diyor. İstidat. Bunları sorgulamaya başladı mı ademliğin başladı. Yoksa diğerleri iddiadır. Düşünebiliyor musun? Sana bunlar, yani insaniyet giydirilmiş. İnsaniyet sana giydirilmişse sen kimsin? Soruyu sorabilmektir hiçlik adımı. Bunun fiili küçük provası oruçtur. Bunun küçük bir provası, yarım saatten beri konuştuğumun sebebi, bunun küçük bir kendine bu soruyu sormak, yani oruçta ben kimim? Niçin helal haram olmuş? Kendine donup soru sormaktır, yüzleşmektir.
ruh-ceset ilişkisindeki savaşın galibiyetini belirlemektir. Peki sorun cevabını buldun mu abi? Neyin abi? Yani ben kimim? Ben kimim? Evet. Yedirdi, yedirdi diyorsun ya. Evet. O zaman ben kimim ya? Bilmiyor. Cevabı mı? Ama ene deniliyor. Hiç o zaman? Ene zaten hiç, yani ona bir isimsiz isim, varlık, ene denilen şey, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, berza. Aynada ne gözükür gibi bir şey oluyor abi. Yani aynada ne gözükür dese bir sana, her şey gözükür yani. Yani aynaya, ayna bu taraf, sen yana, aynada ne gözüküyor? Yani mecul var ya mecul, Nur-u Muhammedi. Bir sardı bağlarda geçiyor ya, 328 mi? Ha? Ne ayn? Ne gayrdır? 258 o. Ne ayndır ne gayrdır. İşte onun, Nur-u Muhammed'in bizdeki bir cilve cemal nakşe sanatı. Ene, yani ene deyince bir isim koyduk diye, konulmuş diye bir varlık değil yani. Hiçlik de değil. Berzah. Dünya da böyle aslında abi. Boş dünya diyoruz ya, sıfır. Hiçbiri burada değil. Burada gözüküyor. Ayna tam yani. Evet. Mesela bu dünyayı evirip devirip çeviren, bir tamamıya ahiret hesabına çalıştıran bir sistem kurulmuş. Dünyadan buraya taşınmış. Dünyayı taşıran şirket bunu çalıştırıyor. Şirket. Zaman. Buralı değil. Zamanın zamanı yok. Zamanın soğuğu yok, kışı yok. Hacmi yok, kütlesi yok. Ama kütleyi, hacmi, her şeyi evirip, devirip, çeviriyor. Bir tamamı ahiret hesabına çalıştırıyor. Herkese muhtelif tesiratı var. Ama kendisi ortada yok. Zamanın, eşyanın mahiyetine tesiratı muhteliftir. 16 lemalar. Zaman ayna gibi gözüküyor abi. Yani hiçbir şey değil ama her şeyi evirip devirip çevirendir. Gösteriyor. Bunun küçük bir provası oruçtur. Oruç iyi dinleyin şimdi. Yarım saat bunun için bekledim. Aynayı samet olmak kolay bir şey değildir. Pencerelerde insan penceresine geçiyor. İnsan aynayı samettir. Aynayı samet olmak kolay bir şey değil. Samet aynası ne demek? Bak şimdi, iyi dinle. Yeme, içme ve cinsellik gibi bedenselliklerden sıyrılıp bunlara ihtiyacı olmadığını fiilen gösterip fikren bu sistemin sahibine ayna olmaktır, mirat olmaktır. Aynı samet. Allah yemez içmez, cinselliği haşa yoktur. Bunu insan Ramazan'a gösteriyor. Yemez, içmez, cinsel ihtiyacım yoktur. Simgeselliğiyle, oruçla Allah'ın bu kulü vallahu ehad, Allahu samet. Bunu gösteriyor. Oruç. Oruçla içtiğini bilmedeki rolü çok önemlidir. Yoksa seni aç bırakmak, Cenab-ı Hak, seni aç bırakmak sırf açları anlayasın diye değildir. İnan, açların kıymetini, açlığını, açları anlaman için seni aç bırakmıyor. Azap çekesin diye seni aç bırakmıyor. Çok basittir, ne olur. Eğer açlık oruç olsaydı, unutarak yemek yiyenin o açlığı gidiyor. Orucu bozulması lazım. Hala oruç. Oruç, açtığını hissettirmek olsaydı, bilmeden yanlışlıkla yese, içse, orucu bozulmuyor ama açlığı gitti. Açlığı gidince orucu da giderdi. Çünkü oruç açlıktır denseydi. Oruç, aynayı samet olma, fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme, sistemini aktif olma anlarıdır, serüvenidir, zamanıdır. Toksun, yemek yedin, bilmeyerek yedin Ramazan'da. Toksun, gene oruçlusun. Çünkü
Niye kestin yelketam? Eyvah Allah. Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ı yaşamaktır. Ya ben Allah Allah nasıl yedim ya? Neyle diyorsun? Yedin ama. Niye üzülüyorsun? Yediğine seviniyor musun? Orucu unutmuş adam, yemiş. Hatırlayınca, ya ne güzel oldu ya. İyi ki unuttum yedim. Diyeni gördünüz mü? Onun orucu bozulur. Onu bozulmaz. Onu hadis-i şerif var. Şaka demiyorum. Tatmin etmek için demiyorum. 10 yaşında. Çünkü Allah Resulü diyor ki yaşlıların, pir-i fanilerin yanınızda orucu yemeye kalkarsa sakın hatırlatmayın. Rahman onu yediriyor diyor. Geçen gün suyu aldı. Ben çok susamışım dedi. Hiç ses yapmasaydın. Yapmadım. Hadi. Kendisi bilsin. Ve üzüldü. Ha, o oruç işte. Oruç o üzülmektir. Mesela adam narkoz yese, Ramazan'da narkoz yese, 12 saat, 24 saat komada olsa oruçta olur mu? Olmaz. Sen ne dedin abi? Olmaz. Ya kusur bir şey dedin de duydum. Aslında kusurunu derifte etmekten diyor yani kusurunu anladı, orada üzüldü. Hah! Kusurunu derifte etti ya! Lanet olan, nereden yedim ya? Oruç işte, oruç ruhu budur. Oruç aç olmak değildir. Aç olmak vasfıdır, vesilesidir. Aç da bu açılıyor. O kanal açılıyor işte oruçta. Ama yediğin aldı, yediğine pişman oluyorsun. Bu oruç bu işte. İbadetlerin hikmetiydi. Kusurunu, acizliğini, fakirliğini anlamak. Aç, fark, noksan, kusurunu terifte etmek. Yoksa seni aç bırakmak sırf açları anlayasın diye değildir. Aynayı samet olmaktır oruç. Böylelikle halife-i rüyüsemin olduğunu diğer mahlukata hem fiilen hem fikren hem de latife olarak göstermek ve izan edip şuur etmektir oruç. Savm ve siyam. Bitmek üzere zaten. Oruç bedenseldir. Savm dimadır. Siyam ruhsaldır. Bunların cem'i de mirattır. Oruç bedenseldir. Yeme içme cinsellikten uzak olmaktır. Savm dima bütünlüğü getirmektir. Dima tutulan oruçtur. Siyam ise ruhu bedene hakim kılmaktır. Mesela Mektubat 402'de bak ne diyor. Buna ait bak savm. Dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla. Bak ne diyecek. Kaçırdınız hep. O kitap okurken kaçırdık bu kelimeyi. İki tane kelime. Bak ne diyecek biliyor musun? 402 mektubat. Dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla yeme içme cinselliği. Uhrevi bir adam. Buradasın. Buradasın ama buralı değilsin. Uhrevi bir adam. Adam ama buralı değil. Hakikaten kimseye benzemiyor. Çiçeğe benzemiyoruz biz. Güneşe benzemiyoruz. Her şey birbirine benzer ama biz benzemeyiz. Nasıl benzer? Ateş güneşe benzer. Çiçek ota benzer. Ağaca benzer. Koyun keçiye benzer. Sığır deveye benzer kardeşim. Vesaire. Ama kuş vallahi bile benzer. O da yüzüyor. O da yüzüyor semada. Ama insan hiçbir şeye benzemez. Bak şimdi. Sanki insan muvakkaten yeme içme cinselliğini terk etmekle uhrevi bir adam çıka geldi. Vay be. Ulan buralıyız. Önümüzde hani yemeklerimiz var. Biz buralı. Buna işimiz yok ya. Uhrevi bir adam. Bu bir. İki. Tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek Tecessüd. Ceset haline gelmiş. Donmuş. Evet. Donmuş. Ruh. Hani askerde derler, hey ruh. Ruh lan, ruh gibi dolaşıyorsun lan. Yani cesetsiz dolaşmak. Adeta uhrevi bir adam. Donmuş ceset. Ruhu. Ruhu donmuş, ceset olmuş. Adam değil, ruh. Acayip. Ruh hakim. Cesedine hakim. Ona delil nedir? Simaya bak.
Oruç tutanın sıfatına bak. Namaz kılanın sıfatına bak. Haramlara, televizyonlara, internetlere, cep telefonlara girmeyen sinemaya bakın. Bunları kale almayanların sıfatına bak. Korkunç ya. Fark var. Yani tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, tecessüden başka bir mana da var. Ahireti casuslamış burada ifade ediyor. Demek istemiyordum ama. 15. şuadan çıkarttım. Peygamberimiz Aleyhisselam için diyor ki, alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor. Aynı zamanda bu da cesetten gelmekle beraber casusluğu da var insan. Ahireti casusladı ve burada ifade etti. Çok acayip. Ahiret adamı. Uhrevi bir adam. Ahireti casusladı. Ahireti taşıdı burada. Beka arzusu. Ahiretlidir. Evet arzusu. Ahirette olduğunu gösteriyor. Başka? Gerek. Savm ile. Bunu yapan ne biliyor musun? Savm ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Savm bu. Savm bu. Neymiş? Muvakkaten dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam veya tecessüden tezahür etmiş bir vaziyetine girerek savm ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Savm. Savm böyle anlatılır. Tabi ay abi işte o aslında ya lugat şeydir o çoğuldur tekildir. Ramazan-ı Şerif'in savmı diye başlıyor Risale. Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Ramazan-ı Şerif'in orucu. Bir kere koyduğu ayet garip. Ramazan Risalesi'ne konulan ayete bir bakın ya. Ne alakası var? Ramazan size geçmiş ümmetlere farz olduğu gibi size de farz olmuştur. Ayet konulması gerekirken Ramazan Risalesi başındaki ayet manası hatırladınız mı? Kur'an o ay öyle bir aydır ki Kur'an o ayda. E tamam ne alakası oruç tutmayla ya? Batıl ayda. La Kur'an'ı konuşuyor. Kur'an'ı hayatına hakim kılma ayı yani. Kur'an'la alakalı bir ayet söylüyor ayet. Yani o ay öyle bir aydır ki Kur'an indirilen bir ayettir diyor. E mevzu Kur'an değil ki ya. Kur'an olmaktır. Enne natikul Kur'an. İmam Ali diyor bunu. Halife-i zemine giydirilen libasın şeyi abi bu Samet. Ona Kur'an geliyor. Evet. Evet. Aynen öyle. Şeceri hilkat sana giydirilmiş. Aynayı Samet ne demek? Aynayı söylüyorum. Aynenin aynası. Bak Allah gözükecek. Bak şimdi. Aynanın maddesine bahsediyorum. Vücut. Hayat, koy tencere. Hayat, insaniyet, İslamiyet, marifet, muhabbet, ilmi Kur'ani, hikmet-i imani, aynı-i samet, yani tam aynı-i samet, tam aynı-i ehadiyet olmak. Ötekisi de şey, külli bir ubudiyet miydi? Külli ve kutsi rububiyete. Ha, külli ve kutsi bir rububiyete, geniş ve umumi bir ubudiyete ayna olabilmek için sıfatlara bürünmektir. Ayna bu. Ayna-i samet bu. Yani bu malzemeleri karıştır. Onunla oluşan şeyi karıştırdık ki dondur onu. Onun adı ayna-i samettir. Bu aynada ne gözükecek? Donmuş bu. Ha, ne yapacak? Bu adam donmuş. O aynada ne gözükecek? İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn makamı oluyor bunu fark eden. O aynada, aynı isabette Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. O aynanın kabiliyetine göre taayyum ve teşahhus etme şekli de tam aynı ehattır. Tam onu gösterme aynı isamettir. Herkes de farklı olduğu için ehattır. Bunu yapan oruçtur. Kur'an gelecek o aynaya. İşte Kur'an işte. Yani Kur'an o ayda indi. Öyle bir aydır ki diyor. Kur'an indi diyor. Ne alakası var ya? Orucun farz olduğu ayeti koyardı. Kur'an'ın indirildiği ayeti koyuyor. Kur'an'ın inmesi lazım bize.
Kur'an bize hakim olması lazım bize. Enel natikul Kur'an diye bilmek lazım. Kur'an'a muhatap olmak. Kur'an'a muhatap olmak. Kur'an'a cami bir ayna muhatap olmak. Kur'an'ı hayatımıza dönüştürmek. Kur'anlaşmak. Tabiri caizse. Son cümlem. Orucun açtığı bu haletle hiçliğine koridor ve yol aramaktır. Orucun vesile olduğu bu haletten fikren ve hissen istifade edip hiçliğini varlıkta değil kendinde aramaktır. Bu cümle cümledir. Hiçliğini varlıkta değil kendinde aramaktır. İşin püf noktası sensin, sendesin. Sende. İşin püf noktası sensin, sende. Ama sen hala kendini ya hariçte arıyorsun ya da bunlardan bir haber yaşıyorsun. Bir de varlıkta varlığı arar insan. Varlıkta hiç değil. Olmaz işte. Arama. Hiçlik daha çok hiçlikte olur. E hiçi varlığın neresine koyacaksın? Zamansız. Hiçi, hiçin ortaya konması için varlığa ihtiyaç yoktur. Çünkü varlık değildir. Zaman mekan olması lazım. O zaman zaman arkasına her şeyin arkasına geçiyorsun. Bu konuştuğum oruç değildi. İlk önce oruçla girdim ve bu konuştuğum savdı. Siyamdan konuştu mu? Hayır. Siyam işte Kur'an'ı Kur'anlaşıp o Kur'an aynasında enel natikul Kur'an en cami aynı olduktan sonra teayyün ve teşahhus etme şeyleri o da siyam. Ama onu bilmiyorum. Onu konuşmadık. Enenin orucu oluyor artık. Ha? Enenin orucu mu oluyor? Enenin orucu evet. O enenin orucu siyam. Bu kalbin orucu. Kalbin ve ruhun. Kalbin ve ruhucu orucu sam. Şeyin ise oruç ise dimağındır. Peki, burada kesiyorum. Yani hiçliğini bilmekte orucun rolünü Risale'den çalıştım. Çalıştım gece yarlarına kadar. Topladım, okudum, not aldım kendime. Niye böyle yapıyorsun? Kendim lazım, ikide bir tekrar ede ede kendime melek hali ne olsun? Karadeniz'in suyu yumuşaktır, kayaları serttir. Ege gibi değil. Ama vura vura, vura vura kayayı oyuyor. Bunları kendim unuturum ben. Tamam bunu anladım diye geçerseniz o Allah Resulü'nün tabiriyle kuş gibidir uçar gider. Ayağında bağlayınız diyor ilhamlar, manalar. Sonra tekrar ettikçe sana mal olana kadar tekrar et. Sonra bunlar tekrar ede ede fikten, fikirden, hisse, histen latifeye dönüşür. Böyle gider. Onun için kaydedin. Ustad 3 ayda bir tekrar ediyordu. Ve alimler der ki 3 ayda bir tekrar edilmeyen bir şey senin değildir. Onun en güzel örneği bende uzun Kur'an'daki surelerin bende yok oluşudur. Allah beni affetsin. Sizi de affetsin. 3 ayda bir tekrar edilmeyen sureler uçtu gitti. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temasselevat. Bak onu şöyle sıralayayım sana. İntikal etmen için söyleyeceğim. Ders sonrası madem sordum. Sayılarda sıfır neyse, aylarda Ramazan o, harflerde elif o, şeceri hilkatte mecul o, insanda ene o, kainatta insan o. Şimdi onu izah edeyim, için doldurayım. Oruçla eylemsizlik, yani yemez, içmez vesaire şeyleri yapmamak üzerine kurulmuş. Yani bir eylem yok oruçta. Yemez, içmez, yapmaz. Yani hiçliğini bilmeye Adem'e intikal ettiriyor. Adem'i, Adem alemlerini bize yaşattırıyor. Yokluğu yaşattırıyor. Hissettiriyor oruç. Bunun zıttı olan vücut ise eylemdir, fiildir ki bunun en camisi de namazdır, ubudiyettir.
Namaz eylemdir. Oruç eylemsizliktir. Oruç Adem alemlerini hissettirmeye, namaz vücut alemlerini hissettirmeye. Oruç da içtiğini bilmeye, Adem alemlerine intikal içindir. Namaz da ise vücut giydirilen sana, giydirilen vücutların, yani sana giydirilen vücuttur, hayattır, insaniyettir, giydirilenlerin farkındalığına, yani vücut alemlerine intikaldır. Demek ki Adem alemlerini oruçla, vücut alemlerini namazla fikredip, hissedip, mahsedip zevk ederiz.